Hey! Hiç okyanusun en derin bölümlerine dalmayı istediniz mi? Bugün bu fırsata sahip olacaksınız. Peki nefesinizi tutmakta ne kadar iyisiniz? O kadar iyi değil mi? Endişelenmeyin. Hadi denizaltıma atlayayım ve okyanusun derinliklerine yapacağım bu yolculukta bana katılın. Hazır mısınız? Hadi dalmaya başlıyoruz. Şu anda suyun yüzeyinin hemen altında birçok canlı türünün bulunduğunu görebilirsiniz. Burası balık ve birçok deniz canlısıyla dolu. Hey selam, yüzen insanlar bize el sallıyorlar. Ama burada uzun süre kalmayacağız. Hoşça kalın. 20 metre derinlikte gözlerinizin önünde yepyeni bir dünya açılıyor. Sığ mercan resifleri kıyıdan pek uzak değildir. Ve aha burada da insanlar var. Ama bu seferkiler tüple dalan dalgıçlar. Buradaki su basıncı özel ekipmanları olmayan dalgıçlara uygun değildir. 40 metre eğlence amaçlı aletli dalış yapanlara artık veda ettiğimiz ve dalgıçlara izin verilen maksimum derinliktir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve işte ilk orka önümüzde. Bu balinalar dünyadaki hemen hemen her deniz ve okyanusun nispeten sığ sularında yaşarlar. Bu arada bu hayvanların son derece vahşi avcılar olduğunu biliyor muydunuz? Bu onların doğada hiçbir düşmanlarının olmadığı ve onları hiçbir şeyin alt edemeyeceği anlamına geliyor. 70 metre derinlikte balina köpek balıkları ile karşılaşıyoruz. Bu hayvanlar bilinen en büyük balık türüdür. Ağırlıkları 60 tona ulaşır. Bu hayvanların ömrü oldukça uzundur. Yaklaşık 130 yıl yaşayabilirler. Şimdi dışarıya bakın. Tüple dalan bir dalgıç görürseniz bu kişi gerçek bir uzmandır. Çünkü 100 metre derinlikte vurgun yememek için çok dikkatli olmak gerekir. Bu olay suyun yüzeyine çok hızlı çıkarsanız meydana gelen bir sorundur. Eğer şanslıysanız burada dev bir Pasifik ahtapotu bile görebilirsiniz. Bu hayvanlar bu derinlikten itibaren bulunan serin sularda yaşarlar ve 2000 metre kadar derinlere inerler. Ve şimdi okyanusun karanlık kısmına ulaşıyoruz. 150 metrede suyun yüzeyindeki ışığın sadece %1'i bize ulaşır. Geriye kalan her şey su tarafından emilir. Daha derinde olan her şey giderek kararır. Bakın, 200 metre derinlikte denizaltımızın çevresinde dolaşan dev bir kürek balığı var. Tüm deniz canavarı yanılgılarının kaynağının bu canlılar olduğuna inanılıyor. Bunlar bazen yüzeye çıkarlar ve denizcileri ve yüzen insanları korkuturlar. Bu balıkların boyu 11 metreye kadar uzayabildiği için buna şaşmamalı. Mesela ben bu hayvanı görsem herhalde küçük dilimi yutardım. Tamam, şimdi 300 metre derinlikteyiz ve ama bir dakika, oradaki kocaman uzun bacaklı şey de nedir? Aha, anladım. Bu bir Japon örümcek yengeci. Neden örümcek mi deniyor? Şu bacaklara bir bakın da cevabı siz verin. Bu arada bu hayvanın neredeyse bacaklarından başka hiçbir şeyi yoktur. Çünkü gövdesi normalde sadece yarım metre uzunluğundadır. Şimdi daha da derine iniyoruz. 500 metre derinlikte mavi balinaların sonuncularını göreceksiniz. Sonuncusu derken bu balinaların inebilecekleri en fazla derinlik bu. Aslında bunu yapabilseler de daha sığ sularda beslenebilecekleri bolca şey bulunduğu için daha derinlere dalmalarına gerek yoktur. Sanırım bu kadar derine inmelerinin yegane sebebi ne kadar harika yaratıklar olduklarını göstermek. Ne de olsa onlar dünya tarihinde bilinen hem deniz hem de karadaki en büyük yaratık. Duydunuz mu? Bunlar fin balinalarının binlerce kilometre uzaktaki arkadaşlarıyla konuşmak için çıkardıkları sesler. Bunu genellikle 600 metre derinlikte başlayan sofar kanalı veya derin deniz kanalı sayesinde yapabilirler. Burası ses hızının en az olduğu ve ses dalgaları kaybolmadan önce binlerce kilometre seyahat edebildiği bir su katmanıdır. 830 metre derinlikte eğer suya batırılmış olsa dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'nın en tepesinin bile suyun yüzeyinde görünmeyeceği bir noktaya ulaştık. Şimdi güneş ışığının bize ulaşamadığı ve garip yaratıkların yaşadığı okyanusun gerçekten ilginç bir bölümüne ulaşıyoruz. Bunlardan biri hani şu efsanevi tür olan dev kalamardır. Bu hayvan 900 metre derinlikte yaşar. Frisbe büyüklüğünde gözleri olan bir canlı hayal edin. Bu canavarları ispermeçet balinaları avlar. Ancak dev kalamarlar bu balinalara karşılık vermekten hiç çekinmezler.
Böyle bir kapışmayı görmek ne kadar da heyecanlı olurdu. Ve işte burası sonunda zifiri karanlığın çöktüğü yer. Yani gece yarısı bölgesi. Buradaki basınç o kadar yüksektir ki buraya bir şekilde denizaltı olmadan gelirseniz birkaç saniye içinde ezilip yok olursunuz. Bu göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşir ve pek de güzel bir manzara olmaz. Her neyse 1100 metre derinlikte dünyanın en derin okyanus yanardağlarından biri olan West Mata bulunur. Bu yanardağ en son 2009 yılında faaliyete geçmiştir ve hatta bu olay uzaktan kumandalı bir araç sayesinde filme alınmıştır. 1300 metre derinde acımasız büyük beyaz köpek balıklarını görürüz. Bu son derece vahşi avcılar böylesine derin bir bölgede kendilerini harika hissederler. Bu hayvanların görme yeteneği çok zayıftır. O yüzden koku duyuları sayesinde denizde yol alırlar ki bu sayede avlanmak için güneş ışığına da hiç ihtiyaç duymazlar. Seni göremiyor olabilirim ama yine de mideye indireceğim. Ayrıca dünyanın en büyük kaplumbağaları olan kösele sırtlı kaplumbağalar aynı derinliğe ulaşabilirler. Acaba bunu büyük beyaz köpek balıklarını kızdırmak için mi yapıyorlar? Şu devasa ağları gördünüz mü? Bunun nedeni her şeyi sil süpür tarzı balıkçılık yönteminin kullanıldığı 1500 metre bir derinlikte olmamızdandır. Bu ağlar okyanus tabanı boyunca sürüklenip yakalanabilecek kadar şanssız ne varsa yakalamak için buraya atılır. Bunun buradaki okyanus yaşamına ne denli zararlı olduğunu siz düşünün. 1800 metre gibi bir derinlikte büyük kanyonun en alçak ve en derin noktalarından birinde oturuyormuş gibi olurduk. Kanyonun içindeki tüm yarıkların tamamen suyla dolduğu o harika görüntüyü bir hayal edin. Şimdi eğer iyice dikkatimizi verirsek 2000 metre derinlikte okyanusun derin ve karanlık bölümlerinde yaşayan kabus gibi yaratık siyah ejderha balığını görebiliriz. Ve inanın bana yapılacak en iyi şey tam orada hareketsiz kalmaktır. Korku filminden fırlamış gibi görünen bu şeyin yolunuza çıkmasını hiç istemezsiniz. 2250 metre derinlikte ispermeçet balinalarına veda ederiz. Bu dalabilecekleri en derin noktadır ve açıkçası böyle bir derinlikte bu hayvanların yapacakları pek bir işte yoktur. Belki siyah ejderha balıklarını avlarlar. Sakın ejderha balıkları onları avlamasın. Yok canım, aradaki boyut farkı çok fazla. İspermeçet balinaları 20 metre uzunluğa ulaşabilir ve bu da onları dünyada dişleri olan en büyük balina yapar. Buna karşı koyacak pek fazla canlı yoktur. İyi ki denizaltımızın çok iyi bir projektör ışığı var çünkü bu ışık olmadan 3000 metre derinlikte bulunan derin mercan resiflerinin o şaşırtıcı güzelliğini göremezdik. Bu mercanlar her okyanusta bulunabilir ancak bunların denizde derin dalışa özel ekipmanlar olmadan görülememesi çok üzücü. Tamam, şimdi daha da derine iniyoruz ve 3700 metre ile dünyada bulunan tüm okyanusların ortalama derinliğine ulaşıyoruz. Bu noktadan sonra asıl derinlere yolculuğumuz başlıyor. Yani bilinen okyanus tabanı derinliği artık geçilmiş durumda ve şimdi sıra sonsuz gibi görünen çukura dalmakta. Korkmanıza gerek yok diyemeyeceğim çünkü gece yarısı bölgesinin altında yaşayan en korkunç yaratıklar burada. Ve olay burada da bitmiyor. 4000 metre derinlikte uçurumun üst sınırındaki basınç, üstünüze çıkmış yüzlerce filin hissettireceği basınca eşdeğerdir. Gerçi bunu hissedecek kadar yaşamanıza imkan yok. 4500 metre derinlikte en kötü kabuslarınızdan fırlamış gibi görünen canavarlar sizi karşılar. Örneğin fener balığı herkesin ödünü koparır. Uzun ve çarpık dişleriyle başının üstündeki avını kendisine çeken o şey en cesurların bile korkudan tir tir titremesine yeter. Ama belki de daha da korkuncu siyah kırlangıç isimli yaratıktır. Çok esnek bir midesi olan yılan balığı benzeri bu canavar kendisinin iki katı avları yutabilir. Sizi bilmiyorum ama ben okyanusun derinlerinde bunları görmek yerine ışıkları kapatıp hiçbir şey görmemeyi yeğlerim. Nasıl? Siz yine de hepsini görmek mi istiyorsunuz? Pekala, siz istediniz. Şimdi aşağıya baktığınızda günümüze kadar keşfedilen en derin gemi enkazını göreceksiniz. SS Rio Grande gemisi 1941 yılında Güney Atlantik'te battı ve 5760 metre kadar derine indi. Enkazının ancak 55 yıl sonra bulunmasına bu yüzden hiç şaşmamalı. Ve şimdi okyanusun en derin ve en karanlık bölümü başlıyor. Şu anda Mariana Çukuru'na dalıyoruz. Resmi kayıtlara göre çukur yaklaşık 6000 metre derinlikte başlıyor. Burası bilim insanları ve maceracılar için hem en az keşfedilmiş hem de en etkileyici yerlerden biri. Peki bu çukurun dibinde acaba neler bulunuyor? Birazdan bunu göreceğiz ama daha oraya inmeden size başka bir şey göstereceğim.
Örneğin okyanusların şimdiye dek keşfedilen en derininde yaşayan balığı burada bulunur. Bu balığın ismi salyangoz balığı ve kendisi 7900 metre derinlikte yaşıyor. Vücudu yarı saydam olan, yani derisinin altını tamamen görebildiğiniz bu balık en yüksek basınçlara dayanabiliyor. Işıkları kapatmamamıza memnun oldum. Yoksa böylesine yüksek basınçlara dayanabilen bu küçük sevimli arkadaşı görme şansını kaçıracaktık. Daha derine indiğimizde artık başka hiçbir balık türü veya omurgalı göremezsiniz. Artık bu tür yaratıklar için basınç çok fazla. Ancak okyanusun en derinlerinde bile yaşayabilen mikroplar bir yana, bu derinlikte karides ve diğer omurgasızlar bulunur. İşte bu bölüme Challenger Çukuru deniyor. Burası Mariana Çukuru'nun en dibidir ve derinliği 10.927 metredir. Evet, artık dünyanın en dibine ulaştık. Buraya birkaç insan ulaşabildi ve burası hakkında henüz çok az şey biliniyor. Ancak bilim insanlarının araştırmalarına devam edip yakın zamanda okyanusun derinliklerinde gizlenen sırları ortaya çıkarmalarını umuyoruz. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Yalnız henüz hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Göz atmanız için daha 2000'in üzerinde birbirinden ilginç videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip üzerine tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.